Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte çok lezzetli lahmacunlar yapacağız. Biliyorsunuz, malumunuz, koronavirüs yüzünden hepimiz evimize hapsolduk, dışarı çıkamıyoruz. Ama canımız tabii dışarıda yediğimiz lezzetleri de çekiyor. Bunları evde nasıl yaparız? Bu şekilde başlayan serimize lahmacunla devam ediyoruz. Lahmacunlarımızın iç harcı için gerekli olan malzemelerimiz 400 gram yağlı kıyma, yıkanıp ayıklanmış yarım demet maydanoz, 1 kırmızı kapya biber, 3 adet yeşil sivri biber, 400 sarımsak, 2 baş soğan, 2 adet kabukları ayrılmış domates, 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuzumuz ve karabiberimiz var ve bunları çekmek için bir de rondoya ihtiyacımız var arkadaşlar. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 5 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su ve tabii ki merdanemiz var. Hadi hazırsanız başlayalım. Önce domateslerimizi parça parça ayırarak rondomuzun içerisine atıyoruz. Domateslerimizi tek başına rondodan geçireceğiz. Rondodan geçirdiğimiz domateslerimizi bütün malzemelerimizi karıştıracağımız bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı, yeşil biberlerimizi, kapya biberimizi, sarımsaklarımızı ve maydanozumuzu da parçalara ayırarak rondomuzun içerisine alıyoruz. İyice çektiğimiz malzemelerimizi daha önce domateslerimizi koyduğumuz kabımızın içerisine alıyoruz. Ve içerisine kıymamızı, acı biber salçamızı, göz kararı bir miktar tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Bu karışımı bir kaşık yardımıyla biraz karıştırıp içerisine sıvı yağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştıklarından emin olduktan sonra iç harcımız artık tamamlanmıştır. Şimdi gelelim hamurumuzu yapmaya. Hamurumuzun ve tuzumuzun olduğu kabımızın ortasında ufak bir havuz oluşacak şekilde suyumuzu dökeceğimiz bir bölüm oluşturuyoruz. Daha sonra hamurlarımızı dışarıdan içeri doğru hafif hafif yoğurmaya başlıyoruz. Suyumuzu bir anda dökmüyoruz. Yavaş yavaş her defasında azar azar döküp hamurumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuz ele yapışmayacak bir yoğunluğa gelene kadar bu şekilde yavaş yavaş yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Çok güzel bir kıvam yakaladık. Ele yapışmayan güzel bir yoğunluğu var. Şimdi hamurumuzdan ufak parçalar koparıp un yardımıyla avucumuzun içerisinde ufak mandalina büyüklüğünde güveseler oluşturuyoruz. Ve bunları kenara alıp biraz bekleteceğiz. Bekletme sürecinde üzerine bir örtü örterseniz daha iyi olacaktır. Bütün hamurumuzdan bu şekilde bezeler oluşturarak örtümüzün altında 5-10 dakika bekletiyoruz. 10-15 dakika beklettiğimiz hamurlarımız hazır. Yaklaşık 15-16 adet beze oluşturdum. Şimdi bu bezelerimizi un ve merdane yardımıyla açmaya başlayacağız. Hamurumuzu açarken acele etmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş merdane ile hamurumuzu büyütmeye çalışın. Böyle çok yuvarlak olmasına gerek yok. Sonuçta biz yiyeceğiz bunu evimizde. Becerebildiğimiz ölçüde hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Açtığımız hamurumuzun üzerine 1-1,5 kaşık kadar harcımızdan ekleyerek bir kaşığın arka tarafıyla bu şekilde yayıyoruz. Bunu isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Ama ben ellerim batmasın diye bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hazırladığımız lahmacunlarımızı çok pratik bir şekilde fırın kullanmadan kapaklı bir pilav tenceresinin içerisinde pişireceğiz. Lahmacunlarımızı pilav tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte 5 dakikalık pişirme süresi bize yeterli olacaktır arkadaşlar. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Nasıl piştiğini görmek istiyorum. Şöyle bir altını kontrol etmek istiyorum. Bu tarafına bakalım. Bu tarafına da bakalım. Evet, birazcık daha pişirmem gerekiyor.
Tekrar kapağını kapatıyorum. Evet, lahmacunum hazır. Şöyle hemen kenara büyük bir servis tabağına alıyorum. Dumanları tutuyor mis gibi. Oh, çok güzel pişti. Harika gözüküyor. Şöyle kenarından hemen biraz tatmak istiyorum. Kıtır kıtır çok lezzetli olmuş. Şöyle bölüp size göstermek istiyorum. İki tarafı da çok güzel pişti. İç harcımız da çok lezzetli. Soğumadan yemek için lahmacunlarımı hemen soframa aldım. Daha önceden de sumaklı soğan, maydanoz, domates, turp ve kıvırcık hazırlamıştım garnitür olarak. Özellikle sumaklı soğan lahmacunun olmazsa olmazı bence. Lahmacunlarımız gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Siz de bu basit tarifle evinizde kısa bir sürede böyle lezzetli lahmacunlar yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.